Seçime günler kala saray dehlizlerinden yandaşlarının ceplerine döşedikleri borular bir bir patlamaya başladı. Hükümete yakın mafyalar kendilerinin de içinde oldukları yolsuzlukları, suçları anlatmaya başladılar. Ama saraydan tık yok. En son Erdoğan'a ağabey diye hitap eden bir aile yakını Antalya Havalimanı ihalesinde sarayın cebine giren 1 milyar dolarlık rüşveti ve bu rüşvet karşılığında ihaleye nasıl fesat karıştırıldığını, kendisinin de bu işe para karşılığı nasıl aracılık yaptığını açıkladı. Ama saraydan tık yok. Tarım Bakanlığı'nda kazanacak şirketlerin evraklarının bakanlığın personeli tarafından hazırlandığı ve bu suretle yapılan ihalelerde 3,5 milyar dolarlık yolsuzluk yapıldığını anlattı. Toplulaştırma ihalelerinde tarım ürünü, canlı hayvan ve karkas ithalatında yapılan Ali Cengiz oyunlarını bir bir ortaya döktü. Ama yine kimse de ses yok. İşte bu soyanlar yüzünden, soyup kaçıp doyanlar yüzünden bugün bu ülkede soğan 30 lira, 1 kilo kıyma 350 lira. O da şimdilik. Değerli basın mensupları, aziz milletimiz feraset sahibidir. Herkesin ne yaptığını görür, bilir, hakkını da verir. Dün Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Erzurum'daydı. Önce Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı, belediyenin otobüslerini alana çekerek mitingi engellemek istedi. Yetmedi, hükümetin kendi listelerinde milletvekili adayı yaptığı, al bayrağımıza Türk bayrağı demeyen, domuz bağıyla insan boğan, Gaffar Okkan'ı şehit eden, terör örgütünün sempatizanı partinin yandaşları ve milliyetçi olduğunu iddia eden partinin yandaşlarıyla birlikte ellerinde ay yıldızlı bayrağımızda Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını desteklemek için meydanı doldurulan Erzurumlulara saldırdı. Anneler, çocuklar bunların attıkları taşların hedefi oldu. El kadar çocuklar kan revan içinde kaldı. Bu çocukların dökülen kanın hesabını kim verecek? İnsaf, vicdan, şuraya bakın. Tüm bunlar olurken vatandaşın canına malına sahip çıkması gereken vali, emniyet müdürü seyretti. Polisler eli taşlı zorbaların yanında işte böyle yürüdü, seyretti. Partizan İçişleri Bakanı da görevini yapmayan valiye, emniyet müdürüne bir kere daha sahip çıktı. Sarayın partisinin sözcüsü de anayasanın 34. maddesi gayet açık olmasına rağmen kafanıza estiği gibi bir şey yapmaya kalkarsanız sıkıntı olur diyerek taşı atanları değil, taşlananları suçlamaya kalktı. Buradan açıkça söylüyorum, bunlar bizi korkutmaz. Korksaydık, demirden korksaydık trene binmezdik. Ve biz tam da bunları değiştirmek için geliyoruz. O için vatandaşı vatandaşa karşı kışkırtan, ülkeyi kışkırtmaktan, küçücük çocukları yaralamaktan, ağlatmaktan çekinmeyen bu karanlık siyasete son vermek için geliyoruz. Vatandaşlarımıza çağrımızdır. Tüm bu rezilliklere karşı Millet İttifakı'na gönül verenler itidal içinde dimdik durmalıdır. 14 Mayıs'ta yapılacak seçime odaklanmalıdır. Seçimi kaybettiklerini anlayınca o gözü dönmüş birkaç militanı milletin üstüne salanların değirmenine biz su taşımayacağız. Bu ülkenin güzel insanları bu azgın kötülüğü sandıkta bitirecek. Bu gözü dönmüşler seçimi kaybedecek. Biz tüm dikkatimizi 14 Mayıs'ta sandığa yönelteceğiz. Tüm yanıtlarımızı sandıkta vereceğiz. Değerli basın mensupları, metal yorgunuyum diyen, aslında beyin ölümü gerçekleşmiş, millete verdiği sözleri tutmayan şahsım hükümeti telaş içinde şimdi bütün tuşlara basıyor. Kah dün seçim kaybedeceğimi bilsem de yapmam dediği her şeyi yapıyor. Bütçenin, Merkez Bankası'nın, döviz kasasının dibini sıyırıyor. Kah kendisinden olmayan herkesi terörist ilan ediyor. Kah Partizan İçişleri Bakanı'nın koruması altında militanlarını meydana salıyor. Bunların hepsi sarayın artık bu iş bitti dediğinin ikrarıdır. Artık görevdeki son günlerini yaşayan saray, bundan 21 yıl önce göreve geldiğinde ülkeyi 2001 krizinden çıkaran ve tüm dünyada güven uyandıran bir programı kucağında bulmuştu. Ama daha sonra üretim cephesini güçlendirecek, sanayinin küresel arenada yarışma gücünü artıracak reformları yapmak yerine işin kolayına kaçıverdi. Sıcak para ve ithalat üzerinde sörf yapmaya kalktı. Ama 2013'te küresel piyasalarda sular çekilmeye başlayınca ak koyun, kara koyun ortaya çıktı. Türkiye en kırılgan ekonomiler listesinin başına yerleşti.
Burada da Erdoğan suçu Gezi Parkı'nda en haklı taleplerini dile getiren gençlere atmaya kalktı. Aynı yıl sıfırlanan kasaların, yenen rüşvetlerin kayıtları ortaya döküldü. Erdoğan bunların hesabının sorulmasının önünü mecliste emriyle inip kalkan kendi milletvekillerinin elleriyle kapattı. Aklanmayan arkadaşlarını da büyükelçi yaptı. Kul hakkının yenmesine, bu rezaletin üstünün örtülmesine karşı çıkan Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, o gün söylediği sözleri bugün Kılıçdaroğlu'nun o gün söylediği sözlerini bugün çarpıtarak, eğip bükerek siyaset yapmaya çalışıyor. Milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyor. 10 parmağında 10 kara genel başkanımıza ve partimize sürmeye kalkıyor. Bir de bu yalanlarına sahte videolar ürettirmek için yabancı ülkelerle iş tutuyor. Anlatalım. Beşli çeteye ve AK Parti'ye çalışan bir kurumdan 3 kişiye ayrılın ve bu operasyonu yapın dediler. Bunu organize eden İletişim Başkanlığı. Bu 3 kişi deepfake ile yapılmış sesler ve videolar istediler. Bitcoin ile ödersek kayda girmez diye düşündüler. Bunun için dark web üzerinden hackerlarla anlaştık zannettiler. Ama bu üçlü hacker zannettikleri kişiler nedeniyle bir ülkenin istihbaratının eline düştüler. Bu arkadaşların her şeyleri kayıt altında ve işin kötüsü bu istihbarat şebekesi de böylece devlete infiltre oldu, sızdı. Genel Başkanımız neden bu durumu açıkladı? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu sorumlu bir siyasetçidir. Devlet önlem alsın diye devleti uyardı. Yoksa biz sarayın yapacağı operasyonlara zaten hazırdık. Dünyada bu konuda en uzman şirketlerden biriyle anlaşıldı. Herhangi bir içerik gerçek mi, deepfake mi yarım saat içinde ortaya çıkaran dünyaca ünlü bir kurum bu. Genel Başkanımız buna bir saat dedi. Yine orada da devlet adamı tedbirliliğini gösterdi. Genel Başkanımız yabancı istihbarat örgütleri bu akılsızlarla ne kadar ileriye gider, işte onu bilmediği için konuyu açmak zorunda kaldı. Müstakbel Cumhurbaşkanımız devlet adamı olduğu için devlete verdiği önem nedeniyle ve yabancı ajanlar devletin kılcallarına yerleşmesin diye bunu vakit geçirmeden açıkladı. Buradan açıkça ifade ediyorum. Devlet bu kangrenli bacağı hemen kesmek zorundadır. Acilen. Aksi takdirde bu vatana ihanettir.